Evet. Nasıl? Aziz hemşehrilerim. Harika. Her Ankara'ya gittiğimizde 10 sefer meclise gitmişsek toplu olarak da 3-5 kişiyle de 50 kişiyle de 100 kişiyle de hemen yemeğimizi ve yatacağımız yerin olmadığını soran, bizi en güzel şekilde Ankara'da ağırlayan, kendisi de çiftçilikten gelen, çiftçinin derdini bilen, çiftçinin derdinin çözümünü bilen Sayın Kemal Zeybek Beyefendi'yi ağalarımın müsaadesiyle sizlere birkaç selam etmek üzere huzurlarınıza arz ediyorum Sayın Vekilim. Evet. Evet, buyurun Sayın Vekilim. Değerli hemşehrilerim, işte değerli kardeşim Erdal Avcı Bey, benim can dostum. Her an her yerde beraber bulunmaktan, buluşmaktan çok mutlu olduğum kişi. Burada Çarşamba ilçe başkanım burada, Ayvacık ilçe başkanım burada. Değerli muhtarlarım ve Demokratik Kitle Örgütlerinin değerli temsilcileri, Ayvacık halkının sevgili insanları, sizlerle bugün burada buluşmanın, burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii Ayvacık deyince akla doğanın en güzelleri, İşte cennet dersek cennet gibi bir yer. Ben her gelişimde gidişimde burada bu doğanın güzelliklerini görerek Ayvacık ilçesinin, Ayvacık bölgesinin neden gelişemediğini, neden geliştiremediğini bir anlam veremiyorum. Tabii Ayvacık deyince yaşamını sürdüren, çiftçilikle uğraşan, tabii ki değerli halkım fındıkla uğraşıyor. Onun yanında hayvancılık da var. Ama bunun ötesinde Ayvacık'ı Ayvacık yapabilecek turizm hamlesi ayağa kalkmak zorunda. Bunu yapmak zorundayız. Ben şahsen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı'nın iktidarında Ayvacık'ı mutlaka gelişen, güzelleşen ve Samsun'umuzun en iyi ilçesi olabilen yer olan Ayvacık'ı turizme açacağız. Burada devlet yatırımlar yapmak zorunda. Ayvacık halkının insanı buradan göç etmemek zorunda. Burayı Orta Doğu'nun cenneti yapmak zorundayız. İşte Karadeniz deyince belki Karadeniz'in yaylaları var, doğru. Trabzon var, Rize var, Ordu var, Giresun var, Artvin var. Ama bunun ötesinde Karadeniz'in merkezinde Ayvacık var. Ben inanıyorum ki turizmi ve bu bölgeyi seven insanlar, ben çok seviyorum Samsun'umu, Ayvacık'ı daha çok seviyorum. Neden derseniz, çünkü Türkiye'nin en önemli yerlerinde bulunuyor. İşte Suat Uğurlu, Fuat Uğurlu Çakmak Barajı bu bölgede. Yeşil ırmak buradan akıyor. Ama dünyanın kıptayla baktığı yere biz Samsunlular olarak aptalca bakıyoruz, aptalca. Tamam.
artık insanlar gözünü açtı. Bu bölgedeki yaşayan insanlarımız, başta muhtarlarımız, muhtar köyünün ve kentinin bulunduğu yerin en iyi şekilde altyapısının yapılmasını ister. O devleti yanında her an hissetmek ister. Ama görüyoruz ki ben bunun olmadığını görüyorum. Defalarca ifade ediyoruz. Buradan Erbay'a geçmek 25 kilometre. Geçemiyoruz arkadaşlar, gidemiyoruz buradan. Neden gidemiyoruz? Altyapı yok. Kim yapacak bu altyapıyı? Buradaki halk mı yapacak? Hayır efendim. Buradaki halkın vergilerini alan, öksürlerini alan o devlet yapacak, devlet. Hangi devlet? Devleti devlet gibi yönetmek isteyenler yapacak bunu. İşte ben şahsen kendi şahsımda ve partimin ve Samsun'daki o demokratik çizgörtlerinin, sendikaların, muhtarların, ticaret odalarının bir araya gelmesiyle mutlaka Erbaa ile Ayvacık'ın arasındaki yolu da yaptıracağız. Bunu yapmak zorundayız. Diğer tarafta arkadaşlar, bugün her gelen geçen mutlaka Ayvacık deyince fındığı konuşmuştur. Fındık ne halde? Değerli dostlarım, fındığın fiyatı şu anda kaç lira? 35-40 arasında dolaşıp duruyor. Dolar fiyatı kaç lira? Dolar bugün 17.500 lira. Kaç liraya geliyor arkadaşlar? 2.000-2.250 dolara geliyor. Ya arkadaşlar, bu fındığın taban fiyatı 2020 yılında açıklandığı zaman 22.500 lirayken fındığın tonu 3.650 dolardı. Bu sene açıklandığında fındığın tonu 2.950 dolardı. Ya ne hikmettir arkadaş? Bu fındığın kalmadı. Son sezonun yaşandığı bir dönemde fındığın tonu 2.200 lira olur mu arkadaşlar? Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü fındık Türk parasıyla satılmıyor. O yeşil dolarlarla satılıyor. Kim satıyor, kim sattırıyor? Bunun önlemini alacak kim? Ferrero diye bir şirket var. Bu şirket Karadeniz'in fındığına el koymuş. Özellikle de Ayvacık'ın fındığına. Kim dur diyecek? Liyakatlı, hiçbir şekilde, hiçbir şeyden çekinmeden bu ülkenin ekonomisini düşünen, bu ülkenin insanlarını, çiftçisini düşünerek hareket eden kim politikacıysa onlar yapacaktır bunu. Size soruyorum. Bugün siz bugünkü ekonomik koşullarda hayatınızdan memnun musunuz? Mazot çıkmış 30 liraya, gerilmiş 26 liraya. Gübre geçen sene TAP gübresi 3.600 lirayla 4.200 lira arasındaydı. Şu anda kaç lira? Değerli muhtarlarım, kaç lira bilen var mı? Alan yok ki bilen olsa. Alamıyor ki bilse. 17.000 lira, 17.000 lira değerli dostlarım. Ne yapacağız? Geçen sene bu zamanları mazotu 7 TL'den kullanan çiftçimiz, aracını hareket ettiren insanımız bugün 26 liradan kullanıyor, 26 liradan. Buna dur diyeceğim, dur. Halbuki dünyada ve Avrupa'da petrol bu kadar fiyatlanmadı. Ama neden Türkiye'de fiyatlanıyor? Çünkü en kolay verginin alınması gereken ürün. Çünkü KDV'yi mazottan alıyorsun. ÖTV'yi mazottan alıyorsun. Kim bunlar? Çoğunluğu da gariban, çiftçi. Yolda giden otomobili bugün zor zor yola götüren insanlar bu durumda. Değerli dostlarımız, çok zamanınızı aldım ama konuşacak şey çok. Ne yapalım? Ben bu panayırı, bu festivali düzenleyen başta Erdal Avcı kardeşime, değerli muhtarlarıma, bunları sakın siz bugün ağalık yarışı diye çıktığı gibi düşünmeyin. Erdal kardeşime yardımcı olmak için, yardım etmek için çıktıklarını biliyorum.
O yüzden onları kutluyorum. Ben burada Ayvacık halkımızı, burada bulunan bulunmayan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlarken geleceğinizin huzur ve bereketli olmasını diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, teşekkür ediyoruz. Samsun'dan gelen Engelliler Derneği var. Hemen Samsun'dan gelen Engelliler Derneği var. Bir plaket de size verecekler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Ağam, Genç Ağam, bu iki tane koç var. Bunları ne yapıyoruz? Polisimize teslim ediyoruz. Evet, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü, yani polis teşkilatına. Evet, kolluk görevlilerine birer tane koç hediye edildi. Biz de teşekkür ediyoruz ağamıza. Bravo.